İnsan hakları alanıyla yaratıcı disiplinleri bir araya getirmek istedik. Aslında temel amacımız buydu. Yani bir araya getirmek. Ama yani tabii ki bu bir aradalıktan da bazı sonuçlar elde etmek istiyoruz. Bir takım işte iletişimimizle ilgili bazı tıkanıklıkları da aşmak, bazı şeyleri farklı yapmak, ama bunu yani bir kurumsal iletişim yapısı içinde değil, çünkü yani biz o zaman yani işte kurumlarda iletişimle ilgilenen insanlar var, sivil toplum kuruluşlarında, ama bu kişiler de sonuçta yine o kurumun günlük işleyişi içinde bir şekilde konvansiyonel düşünmeye yatkın olabiliyorlar. Biraz kendimizi dışarıya açmak istedik ve çalıştığımız bu belgelerle, bu verilerle bizim hayatta belki arkadaşımız olduğumuz ama bizim ne yaptığımızı çok iyi bilmeyen insanlar karşı karşıya geldiğinde, karşılaştığında onlar ne düşünecekler, ne önerecekler ve bu şekilde belki bizim yaptığımız çalışmayla ilgili yaratıcı fikirler belki hayata daha iyi bu bilginin, bizim yaptığımız işin karışmasını sağlar. Şu ana kadar doğrusunu isterseniz hani projeler hala geliştirme aşamasında, o yüzden böyle somut bir şekilde projeleri teker teker anlattığımız bir format düşünmedik. Onun yerine bu çalışmaya dahil olmuş arkadaşlarla bir sohbet yapmak istedik. İşte grubu da şu şekilde düşündük, hani bir kere tartışabilir bir sayı. Herkesi dahil edildik o yüzden. Ve işte sivil toplum ve insan hakları alanından 3 arkadaş, kreatif alandan 3 arkadaş, bir takım önden hazırladığım sorular falan, sohbet artık kendinden ilerleyecek. Hepinize teşekkürler. Ve söz şimdi topu başlatmak için Pınar İlkiz'e. Merhaba, ikinci oturuma hoş geldiniz. Aslında 2017'de başlıyor hikaye. 2017'de Hafıza Merkezi'nin bir veri görselleştirme hekatonu yapmasıyla başladı. Ardından işte Kerem'in daha sıcak bahsettiği bu Şubat ayında olan bir atölye oldu ve orada da yine işte yaratıcılarla STK'lar bir araya geldi. Hatta işte Mert de oradaydı. Burada şimdi sözde kalan arkadaşlar da oradaydı. Aslında amaç şuydu. Birinci oturumda da tartışılan, insan haklarını anlatmak o kadar kolay bir şey değil. İnsan hakları alanındaki sorunları anlatmak da o kadar kolay değil. Bir de buna ek olarak bu kurumların elinde çok yüklü bir veri var. Yani insan hakları ihlalleri sayıları olabilir, nerelerde olduğu olabilir. Bütün bunları nasıl görünür kılarız üzerine bir tartışmaydı aslında o. Bir tam gün sürdü. Ardından ikinci günde prototip oluşturma üzerinden ilerledi. İlk sene seçtiğimiz STK'lar arasında Hafıza Merkezi'nin kendisi de vardı. Ve dolayısıyla biz Hafıza Merkezi ile beraber Lugat diye bir projeyi hayata geçirdik. Bu Lugat projesi ve yine o dönemde ortaya çıkmış olan bir tane mermer projesi vardı. Bunlar daha sonrasında yine bu sene Karşı Sanat'ta bir sergi olarak hayata geçti diyebilirim. Çünkü Lugat'ı biz sadece sosyal medya üzerinden paylaşmıştık. Mermerler de yine oradaki sergi alanında sergilenmişti. Bu sene olan biraz daha sistematikti diyebilirim. Yani işte Mor Çatı, Hrant Dink Vakfı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İHADE, CİST, başka Ravest ve İzmir'den göçlerle beraber yaptık ve sonrasında Kerem'in de dediği gibi şu an hala finalize olmamış ama hepsinin kendi içinde, bu bir internet sitesi olabilir, bu bir broşür olabilir ya da bir kutu oyunu olabilir, hepsinin kendi içinde çıktıları oldu. Muhtemelen bu yılın sonuna kadar da finalize olacak, siz de görmüş olacaksınız. Buradan hareketle aslında ilk soru bu tarafa, yaratıcılar tarafına olacak ama önce tek bir ricam, herkes bir kısaca kendini tanıtabilir mi ne yaptığına dair deyip Beste senle başlayalım mı? Merhaba, Beste Yamalıoğlu ben. Yapımcı ve hikaye editörüyüm, senaryo editörüyüm aslında. Aynı zamanda da bir ortak yapım marketi yürütüyoruz İstanbul'da. Ben de Metin Akdemir, film yönetmeniyim. Aynı zamanda Drama Queer isimli bir sanat kolektifinde sanatçı olarak yer alıyorum. Bir de bir ricam var. Çevirmen arkadaşlar pronoun olarak he, she yerine demi kullanırlarsa benim için sevinirim. Kaçırdılar. Bir daha söylesene. Hepsini mi? Hayır. Hangi kelimeyi kullanmadın? He, she yerine them ya da they kullanırlarsa sevinirim.
Merhaba. Ali Atakel. Ben de film yönetmeniyim. Daha çok reklam, müzik klibi alanlarında çalışıyorum. Bu kadar. Merhaba, ben İdil Aydınoğlu. Ben avukatım, insan hakları alanında çalışıyorum. Daha önce mahpus hakları ile ilgili çalıştım. Şimdi de ifade özgürlüğü ile ilgili çalışıyorum. Merhaba, ben Barış Karacosu. İnsan Hakları Derneği'nden buradayım. Bir süredir insan hakları alanında izleme ve raporlama çalışıyorum. Merhaba, ben Reha Ruhavioğlu. Diyarbakır'dan geliyorum. Hak İnisiyatifi'nin Diyarbakır temsilcisiyim. Aynı zamanda öğretmenim ve araştırmacıyım. Şu tarafa, Beste'ye tekrar geri dönüyorum. Bu soru bütün yaratıcı ekip için geçerli. Bir şekilde insan hakları ile ilişkilendiniz hayatınızda ama bu iki günlük bu yoğun hekatonda daha birebir olarak bu kurumlarla vakit geçirme şansınız oldu. Hem o iki günü düşündüğünüzde hem de genel perspektifinizi düşündüğünüzde insan hakları söylemi ya da dili denildiğinizde aklınıza gelen bir şey var mı? Böyle yaratıcı bir kampanya ya da bir iletişim kampanyası, bir destek kampanyası. Yani spesifik olarak bir kampanya değil ama ben aslında hackathon'a katılmadan önce şöyle bir algım vardı. Hep dahil olmak istediğin, bir parçası olabileceğini düşündüğün ve içeride üretim yapabileceğine inandığın ama dahil olmaya karşı da belli bir ön yargıyla yaklaştığın ve bunun sebebi de büyük ihtimalle bilmiyorum, dışlanma belki olarak tabir edilebilir. Çünkü aslında ne kadar hani insan hakları dediğimiz şey ne kadar herkesi ilgilendiren ve günün sonunda herkesi bir araya getirecek şey de olsa insan hakları alanında çalışan kurumların biraz içe kapalı olduğunu hem dil anlamında hem de bilmiyorum farklı insanların, farklı disiplinlerin yaklaşımlarına karşı bu biraz içe kapalı olduğunu düşündüğümden çok da kolay bir şey değildi benim için. Hackathon o anlamda güzel oldu. Çünkü bir niyet sorgulaması olmayan bir alandı. Zaten herkes belli bir amaç uğruna oradaydı. Dolayısıyla çok daha rahat konuşulabildi, iletişim kurulabildi. Yine de insanların seni tanıması ve sana belli bir söz hakkı tanıması için bile bir zaman aldığını görülebilir bir alandı benim için. Fakat yapılabilirmiş. Bunu görmek de güzel oldu. Ben de çeşitli LGBTİ artı örgütlerinde ve derneklerinde çalıştım. İzmir Siyah Pembe Üçgen'de, İstanbul Onur Haftası'nda, İstanbul Trans Onur Haftası'nda, Mersin Onur Haftası'nda. Genelde hem içinde olup hem de yaratıcı olarak düşünen taraftım. Hani hem o raporu oluşturan hem de o örgüte dair yaratıcı bir şey üreten kişi oluyorduk. Yani bu iki işi beraber yürütüyorduk. Bu hackathon'da ama bu ikili bölünmede sadece yaratıcı tarafta olmak beni biraz daha iyi hissettirdi. Çünkü biz aktivistler bu raporlama sürecinde ya da bu tür çıktılarda yoruluruz ve yorgun düşeriz ama o aşamada yaratıcı tarafımız belki yeterince kullanamadığımız bir şeye dönüşebiliyor ama sadece o fikir bulmak ve onu başka bir yaratıcı yöntemle bir çıktıya dönüştürmek kısmında olduğum için daha iyi hissettim ve daha verimli olduğunu düşündüm. Bir de kendi örgütümün dışında başka bir örgütle çalışmak, oluşumla çalışmak da aslında güzel bir şey. İkinci sorduğun soru da sanırım hani böyle yaratıcı bir iletişim geliyor mu diye aklına. Türkiye'den çok fazla şey var. Mesela kendi yaptığım şeyleri iyi anlatabilirim belki. Trans mahpusların cezaevinde ürettiği sanat nesnelerine dair bir sergi yapmıştık. Beni bırakma diye. Cezaevindeki trans kadınlara ve translara mektup yoluyla bir sergi yapacağımızı söyledik. Ve onlar bize işlerini cezaevinden gönderdiler ve biz o işleri, sanat nesnelerini sergiledik. Dünyadan da benim kişisel olarak sevdiğim 80'lerde Amerika'daki HIV politikasına dair işte oluşumların Silence and Death'in, Grand Fury'nin, Queer Nation'ın yaptığı sivil itaatsizlik eylemlilikleri. Bir kampanya gibi değildir ama aktivistlerin yaptığı iyi eylemlilikler. Onlara dair birkaç örnek verebilirim ama çok konuşmayayım. şey,
Yaptığımız hekatonda yani benim aslında en çok faydası, ben hiç STK'larla bir proje yapmamıştım daha önce. Böyle bir yere girip hem farklı farklı STK'larla tanışmak, işte onların ihtiyaçlarını öğrenmek, çünkü aslında hepsinin dikkat ettiği bazı şeyler var. Oradan yakından tanımak bu kuruluşları, bir iş dünyasını gösterdi. Bir de farklı kreatif insanlarla olmak da, işte yazar olsun, farklı backgroundlardan insanlar olsun, onlarla beraber bir proje üretmek, orada fikir üretme kısmında çok yararlı, faydalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir de ikinci gün o workshop'ta işte herkesin kendi yetenekleriyle birbirine yardım ederek bir şey üretmesi bayağı verimli bir şeydi. Yani 48 saatte bir şey üretmek. Çok da güzel fikirler çıktı ve işte inspire etti. O yüzden hoşuma gitti. Şey de beğendiğim bir tane yani aklımda kalan benim hep filmler var kampanyalardan çok. Bu 7-8 sene önce, belki 10 sene önce Hürriyet'in yaptığı mesela bir kadına şiddet filmi vardı. İşte kadın evde kendi kendine zarar görüyor, yere düşüyor, tokatlıyor ama saldırganı asla görmüyoruz. İşte bunun kuvvetli anlatımı ve merak ettirmesi benim hoşuma gitmişti, aklımda kalıyor. Bir de bugün mesela dünyadan izlediğim bu Amerika'daki okul shootinglerine hitaben bir tane reklam yapılmış ya da kampanya yapılmış. İşte okula dönüş kampanyası gibi çantamı aldım, okula gidiyorum, derse gidiyorum derken bir yandan işte şey makasımla saldırıp, yani iyi ki el işi dersi yapıyorum diye makasla köşede saklanmış çocuk. İyi ki annem bana telefon almış, tuvalette seni seviyorum anne diye ağlayan bu çocuk. Böyle reklam gibi ama aslında bir problemi anlatan bir işti. Böyle şey ilgimi çekiyor. Böyle. Şimdi kreatiflerle STK'ları aynı odanın içine koyduğunuz zaman çok güzel işler çıkmasını bekliyorsunuz. Çıkıyor da. Ama sorunun sana geleceğini hissettin galiba şu anda. Ama tabii şöyle bir şey var. Aranızda herhangi bir STK'da çalışmış ya da daha önce STK'ya iş yapmış biri varsa bazı fikirler bırakın masaya, odaya bile girmeden reddedilir. Çünkü o kurumların işte yönetim kurulları vardır, çok kalın kırmızı çizgileri vardır vesaire vesaire. Şimdi bu soru Barış'a geliyor. Şu yüzden çalıştığınız kurumlardan bağımsız insan hakları alanındaki uzun süreli varlığınız sebebiyle bu soruları soruyorum bir yandan da. Sizin içinizde herhangi yaratıcı bir fikir geldiğinde o direnç süreci nasıl işliyor? Derin bir nefes. Yani kurum üzerinden biraz. Benim elbette kendi kişisel olarak bir pozisyonum var. Birazcık daha farklı düşünüyor olabilirim ama hani ihade üzerinden birazcık tarif ederek gitmeye çalışayım. Ya iade dışarıdan bakıldığında çok böyle içene kapanık, belli bir kitleye konuşan bir örgüt gibi gözükür. Ama bir bakıma da epey melez bir örgüttür. Yani hem çok böyle merkezi bir örgüttür, çok kalabalık bir merkez yürütme kurulu vardır. İşte kararlar oradan çıkar, oraya gelir. Ama bir taraftan çok ademi merkeziyetçi bir örgüttür. 28 tane şubesi var. Bu şubelerin her biri bağımsız olarak hareket edecek alanlara sahiptirler. Her biri kendilerine farklı faaliyet alanları, farklı hak kategorileri seçip onlar üzerinden var etmeye çalışabilirler. Ama bu türden bir iş yapmaya kalktığımızda, yani ihade gibi bugün 30 yaşını geçmiş, 34 yaşındaki bir örgüt için kendi bürokrasisi olan, epeyce kemikleşmiş, insan hakları alanına sadece belli bir çerçeveden bakmayı tercih eden bir örgüt, donukluğuna kavuşmuş bir örgütten söz ediyoruz. Öte taraftan da şöyle bir şansımız da var bizim. Doğru biçimde sunarsanız işi, nasıl yapılacağını, ne olduğunu, nereye odaklandığını, neyi öne çıkaracağını, ihadenin bir takım hassasiyetlerini nasıl bir kenara bırakmayacağını söylerseniz, o 30-40 kişilik MYK içerisinden birkaç kişiyi ikna etmekle bile istediğiniz işi yapmayı başarabilirsiniz. Bu birazcık bu merkeziyetçilikle de ilgili, birazcık o merkeziyetçiliğin fazla da işlemiyor olmasıyla da ilgili bir şey. Öyle yani. Ama bu sadece ihadeyle ilgili bir şey değil. Belli bir yaşın üzerinde, yani ben kendim için de söyleyebilirim. Ben öyle çok öyle bir adam değilim ama yani bugün pantolon giydiğim için başka türlü görünüyor olabilirim. Genelde şort giyerim ben. Buraya geldiğimde de herkes şort nerede dedi. Yaz kış giyerim. Şimdi benle ilgili değil ama insan hakları alanında belli bir yaşın üzerine çıkmış örgütlerin hemen hepsinde benzer problemler var. Yani ben vakıfta da çalıştım, İnsan Hakları Vakfı'nda, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nda. İnsan Hakları Ortak Platformu'nda da çalıştım. Sağdaki insan hakları alanının değişik kompartmanlarında faaliyet gösteren birçok örgütle, gönüllü ya da profesyonel pek çok ilişkim oldu.
bu katılığı pek çoğunda görmek mümkün ama hemen hepsinin içerisinde o katılığı kırabilecek zihniyete sahip olan, en azından daha zihni açık, yani ya ben çok kafası karışık bir adamımdır, böyle insan aklıyla ilgili ya da onun iletişimiyle ilgili çok kolay uygulanabilir, billurlaşmış, berraklaşmış bir takım araçlarım yok benim. Söyleyemem de bunları. Keşke olsa öyle bir şey ama en azından bu zihin açıklığıyla oralarda bir takım gedikler oluşturup oralardan bir şeylerin sızmasına ve bir şeylerin hayata geçirilmesine vesile olabileceğim bir alandayım. Zaman zaman da olduğumu hissediyorum. Zaman zaman da olmadığımı hissediyorum. Tamamdır. Genel olarak şarkı da söyleyeyim mi? Alayım mı kalsın? Yok yok. Hekaton'un alayım. Tamam. Başıma bir şey gelecek. Yok yok hayır. Ben Hekaton'un biraz da bunu kırdığını düşünüyorum. O yüzden bence çok güzel bir şey. İletişim alanında İdil'e soracağım. Ama istiyorsan ikinciyi de sen cevapla. İnsan hakları iletişim alanında her zaman eleştiriye maruz kalabilirsiniz. Yaptığınız iş, yaptığınız iletişimin şekliyle ilgili. Çünkü aslında her zaman daha iyisinin olduğunu düşünür insanlar. Şimdi biraz da hikayeyi nereden kurduğunuzla ilgili. Eğer Thomas'ın yazısını okuduysanız Sara'nın hikayesini de okumuşsunuzdur. Ve dolayısıyla hikayeyi Sara'nın üzerinden kurmak ya da başka bir yerden, yine Thomas'ın anlattığı gibi daha kızgın bir yerden kurmak da olabilir. Ama genel olarak bahsettiğimiz bu insan hakları alanında çalışan STK'larda veriler kadar insan hikayeleri de yatıyor. Şimdi burada sözü İdil'e vereceğim. Çünkü kendisi Mapuslardan gelen çok fazla mektubu okumuş bir insan ve aslında orada bir sürü hikayenin yattığını ve gerçekten bir özdeşlik kurmak istiyorsanız aslında Hekaton'da da yine aslında ilk fikir olarak ele aldığımız çok gündelik hayata dair bazı şeylerden mahrum kalmanın yansımasıyla karşınızdaki insana insan haklarını anlatabileceğiniz üzerinden bir mantığımız vardı. Dolayısıyla sence bu mektuplar, bunlar, bütün bu okuduğun hikayeler neden anlatılmalı? Bunun birkaç sebebi var ama sanırım öncelikle bizim çalıştığımız alanın kendi ihtiyaçlarıyla da doğrudan bağlantılı. Ben Hekaton'a CIST'te çalışırken dahil oldum ve CIST hapishanelerde insan hakları alanında çalışan bir kurum. Bu amaçla da aslında hapishanelerdeki kişilerin yaşadığı sorunları diğer insanlarla paylaşmak, genel kamuoyuyla paylaşmayı amaçlıyor. Buradaki temel mesele aslında öncelikli olarak sanırım hapishanelerin kapalı alanlar olması. Yani hapishanelerin içerisini bilen insanlar ancak ya mapuslar ya da eski mapuslar oluyor. Dolayısıyla insanların doğrudan girip göremeyeceği yerlerle, yani dışarıdaki insanların bizzat şahit olamayacağı yerlerle ilgili pratikleri anlatıyorsunuz ve bu öncelikli olarak sizin yaptığınız aktarımın ete kemiğe bürünmesini sağlayan bir şey haline geliyor hikayeler. Çünkü bir insanın hapishanedeyken yani kapatılma deneyiminin kendisinin hak ihlaline nasıl açık bir insanlık halini oluşturduğunu ancak sanırım insanların deneyimleriyle anlatabiliyorsunuz. Biz şöyle bir çalışma yapıyorduk. Mapuslara oradaki yaşam koşullarını sorduk. Nasıl bir deneyiminiz var, nasıl gününüz nasıl geçiyor diye ve aslında CIST bir yandan da özel ihtiyaç sahibi denilen bir işte kavram var. Bunun altında çeşitli mapus gruplarıyla çalışan bir kurum. Dolayısıyla biz aslında kadınlar, çocuklar, LGBT'ler ve benim çalıştığım alan olan ağırlaştırılmış müebbet gibi birçok grupla çalıştık. Buradaki en temel mesele sanırım mapuslardan bahsettiğimizde empati kurmanın ne kadar zor olduğu. Yani insanlar haksız yere hapsedilmiş kişilerle bir empati kurabilirler az önce verilen örnekte olduğu gibi. Ama gerçekten suç işlediğini düşündüğü, toplumsal kuralları çiğnediğini düşündüğü insanlarla onların haklarının, onların bir insan olduğu gerçeğini farkına varmakta biraz daha imtina ettiklerini görebiliyoruz. Bunu biz birebir yaptığımız çalışmalarda da, panellerde de en nihayetinde o hayatta kalıyor olmasının kendisi bile sanki yeterli bir durummuş gibi oluyor birçok mapusa bakış, yani insan genel topluluktaki bakışa baktığımızda. Dolayısıyla öncelikle yapmak istediğimiz şey o insanların hak öznesi olduğu gerçeğini fark ettirmekti ve bizim
kabaca söylediğimiz birkaç cümlenin aslında bir hikayeyle çok daha basit bir şekilde anlatılabildiğini fark ettik. Sanırım en temelde bu diyebilirim. Şimdi sözü Reha'ya vereceğim. Şöyle Inside Out filminde işte hangisi olmak istersiniz diye Thomas sormuştu. Bir şeyin sürekli elinizden alındığına dair ya da yasaklandığına dair bir iletişim yapmakla aslında bir şeyin doğal olarak sizin hakkınız olduğunu anlatma düzleminden ilerlersek Reha'ların yaptığı bir kampanya var Dil Haktır diye. Şimdi Reha kendini tanıtırken bir sürü şapkasını aynı anda saydı. Bütün bu şapkaları yani hem tutarak hem de disiplinler arası bir insan hakları anlatmak, yaratıcı olmak, Dil Haktır kampanyası üzerinden örnekleyebilir misin? Evet, sloganı düzeltmek isterim. Dil yuvadır. Ay dil yuvadır. Evet, çok pardon, evet. Çok pardon. Dil Haktır olunca metin, o bahsettiğin şeye izlemeyi. Çok oturmuyor. Çok evet. Daha şey duruyor, daha konvansiyonel duruyor çünkü. Deyince... Evet. Yani biraz kendi kişisel hikayemle bu bizim kurumun buraya kadar yani o kampanyanın çıkışına kadar olan kısmı birleştirmek isterim. Ya örneğin babayım, iki çocuğum var ve çocuklarımla özellikle büyük olan kızımla 9 yaşında bugüne kadar hep Kürtçe konuşmaya çalıştım ki kendi dilini öğrenebilsin diye. Ama bunun özellikle 4-5 yılında çok fazla zorlandım. Örneğin 4 yıl boyunca hiç cevap vermiyor size Kürtçe. Bir yani kendi çabanızla çocuğa Kürtçe öğretmenin ne kadar zor olduğunu anlatıyorsunuz. Diyarbakır gibi bir yerden bahsederek söylüyorum. Öğretmenim aynı zamanda. Yani çocuğuma kendi dilime aktarma hassasiyetini bir yandan taşıyorum hasbelkader. Ama bir yandan Kürt çocuklarıyla ilgili ailelerin böyle yaygın bir hassasiyetinin olmadığı, çocuğun biraz nasıl derler hayatın akışına bırakıldı. Dolayısıyla dilin giderek kaybolduğunu fark ediyorsunuz. Sonra işte şeyde hani tanıştırırken şey dedi Pınar dedi başka bir sürü şapkadan bahsetti. Ya bir araştırmacı tarafım var. Bir araştırma merkezinde de çalışıyorum. Orada o refleks de size şeyi merak ettiriyor. Peki bu durum, ya bu durumun resmi fotoğrafı nasıl bir şeydir acaba? Ne kadar genç, ne kadar çocuk bu dili kullanıyordur, hassasiyet ne kadardır, çaba ne kadardır gibi meraklar uyandırıyor sizde. Ve bunu araştırma imkanına da sahip oluyorsunuz böyle bir merkezde olunca. Ortaya bir şey çıkıyor, bir fotoğraf iyi kötü çıkıyor. Hak İnisiyatifi de işte bir insan hakları örgütü. Bir de bunu kampanyalaştırmak istiyorsunuz. Biz daha önce ana dilde eğitim hakkıyla ilgili bir kampanya yürütüyorduk ama hakikaten çok amatör ve çok konvansiyonel yürüyordu. Bir türlü tatmin etmiyordu bizi işte ana dilde eğitim haktır deyip geçiyorduk falan. Çok etkili de olamıyordu. Bir de bunun yanına kişisel meraklar ekleniyor. Mesela veri görselleştirme gibi işler, bu iletişim yani bu nasıl derler? Profesyonel olarak değil ama bir tüketici olarak çok hoşuma giden, sevdiğim şeyler. Hatta Zeynep böyle bir şeyden bahsedince ben böyle şu an söylediğim birkaç şey, disiplin birden zihnimin önünden geçti. Ben hatta ilk başta ya geleceğiz herhalde bize R ya da Python'la bir şeyle veri görselleştirme öğretecekleri gibi anlamıştım ve çok sevmiştim ama beklediğimden daha güzel bir şey çıktı tabii. Ne oldu? Bu mesele yani bu ortadaki ürünün bir kampanyaya dönüştürülmesi gerekiyor bir sivil toplum örgütü üzerinden. Bu malzemeyle geldik biz şeye, hakatona ve bütün bu süreçlerde tabii şeyi Thomas'ın anlattığı kadar profesyonel ya da düşünerek, tasarlayarak değil ama kurum olarak bulunduğumuz pozisyon gereği işte örnek söyleyeyim hem Diyarbakır için söyleyeyim hem HDP'ye yakın seküler ve sol camiaya hem AK Parti'ye yakın İslami camiaya iyi kötü sesini söyleyebilen bir yerde duruyorsunuz. Yani bir kurum olarak öyle bir yerde duruyoruz. Dolayısıyla bir şey söyleyeceksek bir tarafın ondan kaçmaması gerekiyor. Kampanyayı biraz ilginç hale getirmek gerekiyor. Bundan sonrası hep bu tartışmalarda geçen şeyler. Mesela kampanyanın sloganı ne olacak, renkleri ne olacak, işte hangi ürünü kullanacağız, hangi materyallerle bu ürünleri yayacağız gibi bir sürü istişare yapıldı. Örneğin bez çanta belki bugüne kadar...
belki bugüne kadar bez çanta nasıl derler, bu sivil toplum etkinliklerinde çok böyle bugünkü gibi önemsenen bir materyal değildi ama bunu Türkiye'deki başka bir gündemle örtüştürüp bir kampanya materyaline dönüştürdüğünüzde daha önemli bir şey oluyor. Nedir o? Poşetler artık marketlerde tüketimi kısıtlandı. Eğer illa tüketmek istiyorsanız para ödemek zorundasınız. Dolayısıyla insanlar bunun böyle pat diye başlamış olması, çevreci bir bağlamının çok da kurulmamış olması hükümet tarafından bir tepkiyle de karşılanıyor. Yani neden poşet paralı oldu durduk yere? Biz de hani buna alternatif olarak ya 25 kuruşu bir poşete vereceğinize biz size çok daha uzun süreli kullanabileceğiniz bir şeyi bedavaya veriyoruz gibi bir şey kuruyorsunuz. Yani burada bez çanta gibi materyal çok daha önemli bir şey oluyor. İşte birkaç parçası vardı arkadaşlarla. Şimdi fikri anlamda bir taatisi oldu. Sonra malzeme, neler kullanılabilir meselesinde ürünler çıktı. İşte bir sloganlarıdır, tasarımlarıdır. Her şey bir kere çok şahane oldu. Şeyi de yani bir WhatsApp grubundan, mail üzerinden sürekli tartışıyoruz. Peki sloganı ne olacak? Habire içimize oturmuyor. Yani şey tam sinmiyor. Slogan buluyoruz falan filan, sağ olsun Heidegger imdadımıza yetişti orada. O dil varlığın evidir sözünden şeyle, nasıl derler, oraya bir göndermeyle dil yuvadır diye bir slogan bulduk. Ama bu böyle benim içime o kadar sindi ki, çünkü bir yandan hak mücadelesinin işte sanırım Thomas'ın anlattığı bir şeydi. Ya böyle sürekli politik bir bağlamı var ve insanlar oraya girerken politikaya, aktif politikayla ilgileneceklermiş gibi giriyorlar. Dolayısıyla giremiyorlar. Şimdi bir o ağırlığı atıyorsunuz üstünden. Daha hafif bir şey, daha apolitik bir şey söylüyorsunuz. Tabii bu kadar apolitik görüntüsünün başka sakıncalarını da gördük. Mesela bu kampanyada başka bir şey yaptık. Biz genelde nasıl derler, siyasi ya da işte nasıl der, ya otoritelere, işte devlete ya da devlet dışı otoritelere seslenir. Onların bir ihlal varsa onu ortadan kaldırmalarını falan isteriz. Burada biraz değişiklik de yaptık. Hatta devletten çok, öyle değil mi Pınar? Devletten çok Kürtlere söyledik. Ya bu dil sizin diliniz, bu hak sizin hakkınız. Neden hakkınıza sahip çıkmıyorsunuz gibi bir şey söyledik. Yani hatta bir yerde ya kardeşim hani bekliyoruz 3 gündür 5 gündür hep Kürtlere konuşan tweetler atıyorsunuz. Hani ne zaman devlete de konuşacaksınız, eleştirileri almaya başladık. Böyle olunca biraz ilgi çekici de oldu. Ya bu işte alıp devlete bir şey söylemiyor, bana bir şey söylüyor. Yani bu bağlam iyi oturdu. Bunun yanına örneğin bez çantaları az önce bahsettiğim bir konumda, yani kurumsal olarak öyle bir konumda olmanın da getirdiği bir avantaj var. Mesela Diyarbakır'da bez çantaları 3 tane kitap evine bıraktık. Bir tanesi ağırlıklı olarak HDP'lilerin gidip alışveriş yaptığı bir kitabı. Bir tanesi ağırlıklı olarak İslami camiaya mensup insanların gidip alışveriş yaptıkları bir kitabı. Bir tanesi de bizim her ikisinin de hem gidebildiği hem gitmeyeceği, daha liberal diyebileceğimiz bir kitabı. Üçüne de götürdük. Üçü de bunu kabul ettiler, bu çantaları dağıtmayı. Yani hem bu meseleye diyelim ki sizin kadar olmasa da iyi kötü bir hassasiyetlerinin olması, hem de oradaki işte çantayı inceliyorlar. Ya burada böyle çok daha hani sakıncalı bir şey yok. Yani dağıtılabilir. Bunu bile Diyarbakır'da hediye etmeyeceksek neyi hediye edeceğiz gibi bir durum da oluyor. Dolayısıyla o materyalin hani böyle herkese ulaşabilecek bir şekilde kurgulanmış olması. Bunun için hani kampanya ekibi çok harika çalıştı. Çok çok teşekkür ederim onlara. Ve şey sürekli canlıydı istişare. Böyle kimse de hiçbir zaman şey görmedim. Bir iş yapıyor değil, nasıl derler, hani bir işi bitirmeye çalışıyor değil de böyle arkadaş eğlenmeye çalışıyoruz, ortaya bir şey çıkarmaya çalışıyoruz gibi. Böyle hani su gibi aktı tabiri caizse. Tabii biz özellikle o tasarımları tekrar gönder getir, orada özellikle Gürkan'ı falan biraz sıkıştırdık, yorduk, hakkını helal etsin, ama nihayetinde bizim kurumsal olarak bugüne kadar herhalde çıkardığımız en iyi iş ortaya çıkmış oldu. Biz çantaları bir 3 kitap evine şöyle bir azar azar önce bir dağıttık. Ya 3 gün sonra aradılar, dediler ki bitti. Bir de çantaların içine işte hazırladığımız diyelim ki bir infografik vardı. Şöyle bayağı da büyük bir şeydi. Biz ona ancak 50'ye 70 asabildik. Daha büyük bir şeydi. Sonra onu bir de küçük yaptık. Böyle A4'ten daha küçük bir şey.
bahaneler posterimiz var bir tane. İşte Kürtçe konuşamıyorum. Neden konuşamıyorum? Bir sürü sebep. Anlıyorum ama konuşamıyorum. Ailem biliyor ama ben bilmiyorum. Nihayetinde bütün bu bahaneleri bir postere, bir broşüre sığdıran bir şey. Çantaların içinde onları, ayraç hazırlanmıştı. Ayraçları dağıttık. Ben kendi gündelik hayatımda da şeye şahit oldum. Yani mesela diyelim ki öğretmen arkadaşlarıma verirken hiç böyle diyelim ki başka bir insan hakları meselesine temas eden bir işmiş gibi görmediler. Aa, ayraç nedir? Dil şeydir. Slogan dil haktır. Bir tane ayraçların bir tasarımından bir tanesi de dilim varlığımdır. Kürtçesi de zaman hebune. Böyle şey, soft bir mesaj ve aldılar örneğin kitapların arasında onu kullanıyorlar. İki şey, yani bir nasıl derler, yarım kalan bir işimiz oldu. Billboard belediyeden, belediyeye tahsis edilmiş olan billboardları alıp bir de bunu billboardlara asmak istiyorduk. O kampanyanın kitleselleşmesine çok etkisi olan bir şey oluyor. Daha önce denedik ve öyle oldu. Ama biz dilekçemizi belediyeye vermiştik. Henüz o cevaplanmadan kayyum atandı belediyeye. Dolayısıyla ne onlar cevap verirler ne de olumlu cevap verirlerse artık biz kullanırız herhalde o billboardları. Bir öyle oldu. Bir kısa film değildi. Sokak röportajlarının kolajı olur ya, öyle bir şey vardı. Deneme çekimi çok harika olmuştu ama onun yasal engelleri falan, muvafakatnameler, aranan şey bulunamadı maalesef. Ama bu haliyle bile biraz bugünkü panelin bağlamına oturan bir iş çıktığını ben hissediyorum. Çünkü böyle çok böyle bağır çağır hakkımı ver değil de ya bu hakkınızdır, bunu hem siz yaşatacaksınız hem de kimin engellediğini düşünüyorsanız ondan da talep edeceksiniz gibi çok böyle kıvamında bir mesajla yürüdü bu iş. Dolayısıyla bütün bu ilişkiler arası çalışıyor olmayı çok fazla, yani nasıl bir fayda doğurduğunu sanırım şu 5-6 dakikalık konuşmada aktarabilmişimdir. Ayrıca ya böyle şahane oldu demeye gerek yoktur herhalde. Böyle keseyim, ben de çok uzattım. Tabii ki. Ben de Reha ile beraber çalışan yaratıcı ekipteydim bu kampanyada. Aslında bugün Christina söyledi, bu fashion, yani bu moda meselesi, Türkiye'de bu bez çantanın bir anlamı var aslında. Mesela o bez çanta aslında, ben böyle düşünmüyorum, femininiteye dair bir şeymiş gibi geliyor. Çok erkek maskülen bir şey değilmiş gibi. Ama bu çanta Diyarbakır'da takılabilir bir şey ve oradaki o binary, Diyarbakır'a dair bir okuma yapmaya çalışıyor. O ikili cinsiyetin keskin hissedildiği bir şehirde bunu kırabileceğini düşündüğümüz için o bez çantayı düşündük aslında. Yani bu çantayı takan herkes aslında o ikilinin dışına çıkıyormuş hissi bana iyi hissettiriyor aslında bir yandan. Gizli gizli öyle bir şey yaptığımız için de mutluyum aslında. Çünkü mesela Onur Haftası'nın yasaklandığı bir yürüyüşte bez çanta takmayın, polis anlıyor senin ibne olduğunu demişlerdi. Yani aslında o bez çantayı şu an Diyarbakır'da dolaştığını düşünmek bana iyi geliyor. Bir yandan da bu edebiyat meselesi vardı. Yani Diyarbakır'da Kürtçe yayıncılığın azaldığına dair bir şey vardı. Bu ayraçı da oradan doğru oluşturmuştuk. Aslında böyle büyük bir çıktıya bir ürünler yapmaya çalıştık ama bence de hani böyle nasıl söylesem, hani herkesin ulaşabileceği ve kimsenin korkarak eline alamayacağı şeyler yaptığımız için de mutluyum. O, yani duygusal olarak kurduğumuz yer o korkudan ziyade Thomas'tan doğru daha böyle duygusal bir yerden bağlanabileceğim bir yerdi. O anlamda da hani böyle bir şey eklemek istedim. Bir de kampanya tasarlarken şöyle bir fikrimiz vardı. Biz keşke, bana mı bir şey diyorsun? Ha, tamam. Biz keşke bunu pazarlarda dağıtsak ve pazarlarda insanlar şey yapsa diye, ama tabii hani biliyorsunuz her kampanyanın kendi içinde billboardda olduğu gibi lojistik şeyleri vardır. Ben Reha'nın söylediği başka bir yerden alacağım. Öğretmen arkadaşlarımdan örnek verdin. Yani bir kampanya yapıyorsanız onun belirli kıstasları olması gerekiyor. İşte spesifik olması vesaire. Ama bunlardan bir tanesi de herkesin katılabildiği bir kampanya olması. Yani o ayraçlar herkesin alabileceği bir şey olduğu zaman kampanyanız hedefine ulaşır. Bunun birisi, yani bunun iki tane engeli vardır en majör engeller olarak. Bir tanesi savunuculuğunu yaptığınız şeyin ağırlığı insanlara çok gelir. İkincisi savunuculuğu yapan kurum bazen çok ağır gelir insanlara. Biz bunu mesela Af Örgütü'nde yaşıyorduk. Şimdi 2011-2015 arası Uluslararası Af Örgütü'nün medya iletişim koordinatörüydüm ben. Ve bazen eğer gerçekten herkesin, daha doğrusu yüksek katılımlı bir şey yapmak istiyorsak, biz bunu
Ama Afrgüt'ünün sitesinde değil de bir mikro sitede yapıyorduk. Evet, en aşağı indiğinizde belki görüyordunuz orada bir Amnesty logosunu ya da belki yukarıdaki barda görüyordunuz. Ama biz orada Afrgüt'ü vurgusundan ziyade bunun temel insan hakları ile ilgili olduğunu ve Afrgüt'ünün bir marka olarak konumlandıracaksak çok öne çıkmadan daha herkesi içine alabilecek bir şeyler yapmayı planlıyorduk. Dolayısıyla hani bazen bu da bir yöntem olabiliyor. Ama tabii yani olmazsa olmaz. Dolayısıyla onun bazen kaçışı yok. Şimdi bir ufak bir şey ekleyeyim buna. Tabii ya ki. Bu birazcık da bu yeni aktivizmle de ilgili bir şey. Hı. İnsanlar çok böyle örgütsel aidiyetle bu işlerin içine dahil olmaktan sonra fikri aidiyetle bu işlerin içine dahil aynen. olmayı tercih ediyorlar. O yüzden zaman zaman İHA'nın varlığını ya da işte Af örgütünün varlığını birazcık daha bulanıklaştırdığında aslında daha çabuk ilişkiye girme evet. ihtimalini çoğaltıyorsun. Ve daha fazla insana ulaşabiliyorsun. Evet. Şimdi bu farklı disiplinlerden alıp tekrar yaratıcılara döneceğim. Beste sana dönüyorum yine bu noktada. Şimdi uzundur bu işi yaptığın için çok fazla senaryo okudun. Ve yani insan hakları örgütlerinin de yani Hekaton'da da ne kadar aslında içeride veri yattığını vesaire hep beraber görmüş olduk. Şimdi bunu anlatmak senin perspektifinden nasıl? Yani bunları, bu sayıları anlatmak, bu hikayeleri, bu verileri anlatmak ya da mesela insan hakları alanında olabilir ya da işte Atan'ın verdiği Hürriyet örneğindeki gibi herhangi bir şey gördüğünde ya bir de şuna dikkat etselerdi ne güzel olurdu dediğin bir şey hiç karşına çıktı mı? Yani aslında şöyle işte ne bileyim yılda belki 150-200 senaryo okuyorum ve içinde insan hakları ihlali olmayan hiçbir hikaye yok. Çünkü öyle bir şey olmadığında ortaya hikaye çıkmıyor yani. Hani bunun bağlamı bir sürü daha politik olabilir, çevresel olabilir, bilmiyorum cinsiyet eşitliği olabilir vesaire ama illaki bir yerinde bir insan hakları ihlaline değiniliyor ki o bir çatışma yaratıyor ve o da zaten size hikaye çıkarıyor. Yani bu özellikle ben Cist'in mektuplarını okuduğumda böyle yani burada bir hazine var yani hani her biri ayrı ayrı hikaye yapılabilir. Film olabilir, kısa film olabilir, reklam kampanyası olabilir, hikayeler var o mektuplarda. Çok şaşırmıştım çünkü bir taraftan işte sinemacılara dönüyorsunuz ve onlar böyle yaratıcılık krizi çekiyorlar, buhranlar geçiriyorlar. Böyle hani anlatacak hikaye bulamıyoruz, her şey çok sıradanlaştı filan. Varmış yani hani niye dönüp bakmıyoruz o zaman. O bir işte orada... Bir böyle bir alan var. Ben hala tam şey yapamadım, tanımlayamadım. Sanki böyle hani birbirinize dokunursanız böyle bir şey olacakmış gibi böyle aman değmeyeyim gibi, elektrik çarpacakmış gibi. Onu bir kırmak lazım. Evet orada çok malzeme var ama bir taraftan şimdi hikaye dediğimizde oradaki malzeme aslında hikaye değil. Onlar gerçek ve onlar bir deneyim ve yaşantı. Tabii orada bir sürü etik ve temsil sorunu ortaya çıkıyor. Ne yapabilirler? Ama mesela benim çok şaşırdığım Türkiye'de hiç olmayan ya da olsa da başarılı olmayan 3 tane alan var. Tür sineması, korku filmleri buna dahil edebilir, fantastik film. Bir de çocuk filmi. Bunlar Türkiye'de yapılmıyor. Yapılsa da çok fake oluyor, bir şey oluyor filan. Yani... Bunun sebebinin ben gerçekten insan hakları kurumlarının hikayeleriyle yani oradaki ihlal hikayeleriyle kreatif insanların bir arada çalışmamasına bağlıyorum. Çünkü yani bilim kurgu, korku, fantastik sinema bunların hepsi aslında çok ciddi ihlallerin soyutlanarak insanlara kötü masallar anlatarak gösterilmiş halleri ve bir şekilde ilk dinlediğimiz şey belki de masal olduğu için bu hikayeler insanlara işliyor. Yani siz de anlatırken dediğiniz o hani insanın büyük bir kısmı bilinçaltıyla çalışıyor. İşte ne bileyim Pan'ın labirentini izlediğinizde belki ilk bakışta söyleyemiyorsunuz ama biraz düşündüğünüzde çok net bir şekilde totaliter bir rejimin orada eleştirisi var. Ve bunun tohumunu bence bilinçaltına atıyor olmak yeterince önemli. Yani belki bu şekilde. Çünkü o zaman birebir hikayeyi anlattığınızda içine girdiğiniz etik ve temsil sorunlarından da biraz sıyrılmış oluyorsunuz. Ve çok daha büyük bir resim, çok daha farklı bir dünya ve yani insanların içine girmek istemeyeceği detayları soyut bir şekilde vermek bana iyi bir fikir gibi geliyor. Herkes senin gücünden de bahsetsin.
üzerine o hikayeleri fictionlaştırınca popülist bir yere gidebilir miyim? Evet, evet, yani o da aynı. Şeye baktım buraya gelmeden önce, Pan'ın Labirentine baktım. Türkiye'de vizyonda yaklaşık 800 bin, 900 bin kişi izlemiş. Türkiye'den çıkan yerli bir yapımın eğer böyle bir ticari bir film değilse böyle bir rakama ulaşma ihtimali bile yok. Yani en iyisinin en böyle optimist bir şekilde hayal edebileceğiniz rakam 300 bindir. Onun için de işte büyük bir festivalde, yarışmada falan olması gerekiyor. Aradaki farkı anlamak, yani hani yani neden ben İspanyol Sivil Savaşı'nın arkasından yapılmış bir totaliter rejim eleştirisi filmi 800 bin kişiye izletebilirken Türkiye'de yapılmış çok büyük hak ihlalleriyle ilgili filmleri işte belki 20 bin, belki 10 bin kişiye izletebiliyorum. Yani o bağlamından insanları nasıl diyeyim, bir adım geri attıran şey realiteyle birebir karşı karşıya gelmek de birazcık. Hani benden uzak dursun, fikri bile benden uzak dursun, ben bunun içine dahil olmayayım. Ya çünkü çok büyük acılardan bahsediliyor. Evet, çok bencilce gibi geliyor ama yapacak bir şey yok. Bir yandan hayat öyle bir şey yani. O yüzden oradan çıkartıp belki başka bir dille, belki başka bir görselle ifade edilirse çok daha büyük kalabalıkların ulaşabileceği bir materyal haline gelebilir. Çocuk filmleri için de aynı şeyi düşünüyorum. Yani tonlarca animasyon izleniyor, çok iyi dublajlar yapılıyor. Oralara harcanan paralarla Türkiye'den yerli içerik çıkarılsa ve buranın sorunlarına dair biz onları masallaştırabilsek belki çok daha farklı bir nesille karşı karşıya kalacağız. Bundan 20 yıl sonra. Bu da 20 yıl sonrayı hayal ettim şu anda. Teşekkürler. Şimdi o zaman biraz da bu farklı disiplinler yan yana geldiğinde oluşan kırmızı çizgilerden konuşalım. Şimdi bu elektrik çarpmasından bahsettin ya, Barış, önce sözü sana vereceğim. Sonra yani eğer İdil'le Reha da katkı vermek isterse, eğer doğru bir şekilde anlatılırsa bir iki kişinin bile fikri değişebilir demiştin ya. Yani aslında şunu biliyoruz, iki tarafın da kendine has çizgileri var. Ama STK'larda bu çizgiler biraz daha kırmızı ve kalın oluyor ya. Mesela sen durduğun yerden bakınca bütün diğer örgütlerle olan deneyiminde de ne olursa onu kırmak daha kolay olur. Tamam, bu sefer de ihade özelinden değil genel bir hani sivil toplum deneyimim üzerinden yanıtlamaya çalışayım. Ya ben birazcık bu alanı böyle yekpare bir bütün gibi göremiyorum. Bir sürü örgüt var. Yani 90'larda daha farklıydı bu iş tabii. Şimdi daha zenginiz. 2010'larda iyice zenginleşti alan. Pek çok alanda faaliyet gösteren değişik örgütler var. Yani 90'larda birkaç taneydi bunların sayısı. Ya bunların hepsinin doldurduğu bir yer var. Yani bu alan çok boşluk kabul etmiyor. İlla birilerinin bir yerleri doldurması gerekiyor ve hepsi farklı hikayeler anlatıyor. Bu anlattığımız hikayelerin, ya ben tanıdığım en menfi adamlardan bir tanesiyim. Yani her şeyi en kötü tarafından alırım. O yüzden yaptığım iş de benim ruhuma acayip uyan bir iş. Çünkü hep en kötüleri yazıyorum ben. Yani kim işkence uğramış, kim öldürmüş, kim kaybedilmiş, kim kaçırılmış, kim dövülmüş, kim içeri atılmış, kim kovalanmış, kim engellenmiş. Hep bunların peşindeyim ben. Benim ruhuma uygun bu iş. Ama bunu birinin anlatması gerekiyor. Yani kötü olan bir şey var. Gerçekten çok boktan bir ortamda yaşıyoruz. Ve o ortamı birilerinin bir biçimde tasvir ediyor, bir biçimde belgeliyor, bir biçimde anlatıyor, aktarıyor olması gerekiyor. Ama öbür taraftan da bunun başka türden de anlatılabiliyor olması gerekiyor. Yani benim anlattığım, benim daha konvansiyonel yollarla söylediğim, benim daha geleneksel biçimde raporladığım şeyi orada birileri başka bir biçimde eline alıp onunla birazcık oynayıp, eğip, büküp başka insanlara başka türlü aktarabilir. Ama o bir işe yaramaz tek başına. Bu da tek başına ne yazık ki bir işe yaramıyor. Yani ben ne kadar uğraşırsam uğraşayım, benim yazdığım herhangi bir raporun alıcısı belli. Yani ben ne yaparsam yapayım onu 100 kişi alıyorsa 100 kişi alıyor. Yani ya bu 90'a iner ya 100'ü 10'a çıkar. Ama ben bu kötü senaryoyu anlatmadığımda onun anlatacağı daha yaratıcı bir senaryonun da karşılığı her zaman olmayabiliyor. Bu ikisi arasında böyle iyi bir alışveriş ortamının doğrulabileceği bir yerde durmak gerekiyor. Her zaman her örgüt bu ikisini bir arada yapabiliyor olamaz. Bazı örgütlerin örgütsel yapısı
bu ikisini bir arada yürütmeye elverişli olabilir ama bazen bu ikisi birbirine ket de vurabilir. Hani o dengeyi biraz tutturarak, ama bazen de çok ciddi bir iş bölümü aslında bu. Bazı örgütler gider onu orada o biçimde iletişim stratejisini kurar ve o biçimde karşısındaki kitleyi anlatır. Bazıları da bizim gibi başka türlü anlatır. Yani cumartesi anneleri her hafta cumartesi günü burada toplanıyorlar ve aslında o yaptıkları iş çok da geleneksel bir iş. Pek çok sokaktaki insana dokunmayan bir şey. Yani biz de Ankara'da mesela deneyimliyoruz, artık deneyimleyemiyoruz ama işte Yükseldi İnsan Hakları Anıtı diye bir yer vardı. Biz de eylemleri orada yapıyorduk. 10 kişi yaparsınız, binlerce adam geçer, hiçbirisi yanınızda durmaz. Ama işte 90'lardan 2000 lira dönerken ki virajda LGBTİ hareketinin meydanlarda zuhur etmesiyle bambaşka türden bir eylemlilik ortaya çıktı ve insanların başka türden bir ilgisini çekti. İşte gerçekten ya, ben her toplantıda söylüyorum. Yani birkaç tane benim özellikle yakından takip ettiğim grup var. Onlardan bir tanesi de LGBTİ hareketi. Ya da ne bileyim, anarşistlerin nasıl örgütlendikleri meydanlarda ve hangi araçları kullandıkları insanları etkileyebiliyor. Ya da işte taraftar grupları sahaya indiğinde onlar başka türden bir şey yapıyor ama ihade indiğinde o da başka bir şey yapıyor. Ha, ben nerede duruyorum diye sorarsan, 90'larda ilk kullandığımızda bu kadar yadırgatıcı gelmiyordu ama işkenceye karşı omuz omuza ile işkenceye karşı bacak omuzu arasında bir yerde duruyorum ben yani. Geziyorum, iyi bir şey olduğunda toplamaya çalışıyorum. Çünkü ya ben kişisel olarak toplayıcıyım. Yani biriktiriyorum, ben biriktiriyorum. İnsan hakları alanında da hani raporlama yaptığım için biriktiriyorum. Bir sürü vaka biriktiriyorum. Ve gezip iyi bir şey görmeye çalışıyorum. Bu arkadaşlarla da karşılaştım. Yani örgütüm ya da çalıştığım kurumlar adına bir şey diyemem ama kendim çok heyecanlanıyorum. Yani devrim biliyor. Bu hekatona ben katılmadım ilk başta. İstediğim halde katılmadım. Katılamadım. Devrim katılmıştı ama devrim İstanbul'dan Ankara'ya geri geldiğinde benim o da arkadaşım, çalışma arkadaşım aynı zamanda. Ya ben getirdiklerinden o kadar heyecanlandım ki kendimi dışında tutamadım ne yazık ki. Yine dahil oldum. Sonunda da kendimi burada buldum. Buradan Metin'e geçeceğim. Çünkü Metin iki tarafta da duran bir insansın anlattığın üzere. Dolayısıyla sen daha kreatif taraftan baktığında, hani sizde de çünkü belirli bir hani işin yapılmasının gerektirdiği çizgiler var. Dolayısıyla sen bu iletişimi kolaylaştırmak için neler önerirsin? Yani kreatif tarafın bir STK'ya giderken, çünkü bestenin endişesi sadece bestenin endişesi değil. Genel olarak STK'lı bir STK'ya yaklaşırken ne önerirsin? Bir yandan şöyle bir şey var. Her STK'nın atıyorum işte, ben hem STK tarafından şöyle söyleyeyim. İşte birisi diyor ki geleceğim 10 tane trans pro bana film yapacağım. Siyah pembe üçgene gelen bir mail bu. Biz de tabii ki cevap vermiyoruz öyle maillere. Ya insanların yani seninle kampanya yapmak isteyen insanların nerede durduğunu kabaca artık anlamaya başlıyorsun. Atıyorum Gay Turtle diye bir film yapılmıştı. AF örgütüyleydi galiba. Evet. Ve bir reklam ajansıyla çalışmışlar ve çok kurumsal bir yer. Belli ki ödül avcılığı yapan bir reklam ajansıydı o. Evet. Kusura bakmayın. Yok bu arada benden sonra olduğu için ben de rahatlıkla konuşabilirim. Yani şey önemli gerçekten, yani yaratıcı taraftan değil, şu an sivil toplum tarafından baktığında sana gelen kişinin nasıl geldiğini az çok anlıyorsun artık. Sen ne gözüyle baktığında anlıyorsun. Çünkü popülist bir yere doğru giden bir hareketiz biz ve orada sömürülmeye de çok açığız. Oradan baktığımda aslında hepimizin bir nasıl tanımlayamayacağımı bilmediğim bir radarımız var gelen tekliflere dair söyleyebilirim. Yaratıcı tarafta durduğumda da her sivil toplumun aslında hassasiyetleri var ve bunu önemsemek gerekiyor. Mesela bizim rehalarla yaşadığımız mesele slogan bulma konusu. Ben biraz daha pop bir şey yapalım istedim hep. Yani çünkü gençlere seslenmek istediğimizi düşündüm. Hedef kitleyi öyle düşündüm. Ve o pop şeyi nasıl yakalarızı düşünürken böyle bir sürü çıkmaza girdik ama bir yandan da olumlu anlamda dinozor aktivistler de var ve onları da tavlamak gerekiyordu. Uzun bir süre şey düşündük, hani işte bu cezaevinde Diyarbakır'da yazılan Türkçe konuş çok konuş diye bir duvar yazısı vardır o darbeden sonra. Acaba onu bozabilir miyiz diye düşünüp Kürtçe konuş çok konuş diye bir slogan düşündük. Ama bunu birilerinin yaralayacağını düşünmemek benim yaptığım bir faildi aslında. Yani hedef kitle
o sıkıcı kelimeden doğru söylüyorum. Yani sivil toplumun içindeki insanları unutmamak lazım hedef kitleyi düşünürken. Çünkü onların hassasiyeti var ve onlar bu meseleyi önemsiyorlar. Onları yaralamamak gerekiyor. Gerçi sivil toplum insanlar çok kolay kolay yaralanmaz böyle de. Böyle rising the phoenix insanlarıdır. Küllerinden doğarlar. Yani biz LGBT harekette öyleyiz. Asla devrilip yerimize kalkmıyoruz, hemen kalkabiliyoruz. Uzatmayayım hassasiyetleri gözetmek gerekiyor o sivil toplum örgütünün. Çünkü belki de o kadar cheesy bir şey, o kadar fun bir şeyde durmamak gerekiyor. Bana kalsa böyle Kürtçe kelimeleri şapkalara basalım, işte yani tişörtlere basalım, patlangaçlar yapalım falan gibi yerden buralara evrildik aslında. Şimdi hazır pası Reha'ya dağıtmışken, şimdi hem araştırmacı hem öğretmen hem hak savunucusu olunca şunu sormak istiyorum. Özellikle özellikle teklif dahi edilemedi. Sadece akıldan geçmiş. Şimdi öğreniyorsun. Kendime patladım. Derdini anlatırken bir sivil toplum kuruluşu hem sadece gerçekten Barış'ın da dediği gibi benim raporumun 100 kişidir alıcısı deyip o insanlara konuşması, bir de aslında işte kitap evlerine çanta bırakmak gibi ulaşamayacağı bir kitleye konuşurken kurgulayacağı mesaj sence gerçekten birbirinden çok farklı olmalı mı? Yoksa ikisi aynısı da olabilir mi? Ya buna önce bir durum tespitiyle hani naçizane bir başlamak isterim. Ya en azından benim görebildiğim kadarıyla sivil toplum, yani burada mesele biraz şey, sivil toplum sivil topluma mı konuşacak, halka mı konuşacak, ikisine ayrı ayrı konuşuyor mu falan ya da nasıl konuşacak? Görebildiğim kadarıyla biz birbirimize konuşuyoruz. Yani Türkiye'de sivil toplumculuk, Kürdistan'da da öyle, giderek daha nasıl derler, kalbur üstü bir şeye dönüşmüş durumda. Sokağa inmiyor, yani bunu bir öz eleştiri olarak kabul edin, eleştiri olarak kabul etmezseniz bile. Dolayısıyla mesela basın açıklamalarımız uzun ve tekniktir. En son biz zırhlı araçlarla ilgili bir basın açıklaması, yani zırhlı araç bir çocuğa çarptı, ertesi gün çocuk öldü, bir açıklama yaptık mesela. En son söylediğimizde bir, yani sondan bir önceki kelime teknik bir kelime, şimdi hatırlayamadım. Sonra sözlükten karşılığına baktım. Ya hukukçuların, avukatların çok kullandığı işte hakkaniyetle mağduru da tatmin edecek bilmem ne anlamları içeren bir kelime. Ama benim işte 35 yıldır hiç kullanmadığım ve karşılaşmadığım bir kelime. 10 yıldır yaklaşık sivil toplum içinde birisi olarak söylüyorum. Şimdi böyle bir kelimeyi maalesef kullandık, yani bir aciliyeti falan filan şu bu. Şimdi böyle bir kelimeyi kullandığınızda ya sokaktaki vatandaşa falan bunun ulaşması demek ki hiç düşünülmeden kullan. Ya işte ne bileyim, herhangi bu insan hakları meselesine çok da ilgisi özel bir şeyi, oraya bakan bir gözü yoksa, kulağı yoksa insanın, o bununla karşılaştığında ne anlayacak? Bir kere yani sözümüz genelde böyle şey, sivil toplum arası dolaşıyor. Bunun rahatsızlığını yaşıyoruz çünkü işte Barış'ın söylediği gibi giderek mesela 90'larda 2000'lerin başında çok fazla ilgi gören raporlar, insan hakları ihlalleri giderek ilgi görmez oluyor. Çoğumuz artık TV'den gelen günlük o ihlal taramasını artık tıklamıyoruz bile. Yani çoğumuz artık tıklamıyoruz. Sen mi hazırlıyorsun? Yok, artık ben sana... Ha, öyle mi? ya her gün, yani elbet çok değerli bir şey. Barış'ın söylediği, hani işte bir meseleyi çok yaygınlaştıracağım derken öbür kısmı kaçırmamak lazım konusunda çok önemli. Yani başka birisinin o mesajı başka bir şekilde yayması lazım. Bunun kaygısını yaşıyoruz. Birkaç sebepten yaşıyoruz. Bir kere bizim bir mazimiz var ama yeni bir kurumuz. Yani işte Mazlum Der'den ayrıldık. Yeni bir örgütüz. Bu markanın, bu ismin bilinmesi gerekiyor bir kere. Herkes tarafından bilinmesini ister. Eğer bir şey yapıyorsanız, bir yeni bir şey kurmuşsanız, herkes sizi tanısın istersiniz. Bir bu var. İkincisi, herkese sesinizi duyurmak istiyorsunuz. Herkesten kastım bizi çok insan tanısın anlamında değil. Sadece insan hakları meselesiyle ilgilenebilecek olanlar değil. İlgilenmeyeceğini de düşündüklerimiz. Yani mesela insan hakları okulu düzenlediğimizde biz, son iki okul biraz daha profesyonele yakın bir şey oldu. Bir sürü 7-8 tane kotamız var. Yeterli başvuru varsa kadın erkek kotası olacak. Hukukçu, yani öğrenci ya da avukat,
ya da başka bir şey. Hukukçu kotası %50'nin üstüne olmayacak. Çünkü hep hukukçular başvuruyor bu şeye. Yaş, yani kuşaklar arası bir karşılaşma mutlaka olsun. Hep genç olmasın. Eğer işte orta ve üstü yaş başvurmuşsa mutlaka o da olsun. Esnaf ya bir tanesinde mesela sanayide oto tamircisi insan hakları okuluna başvurmuş. Mutlaka bunu çağırmamız gerekiyor dedik yani. Hani özellikle nasıl derler, gündelik hayatta bu konuşurken bu şeyi, ayrımcılık, hak ihlali, cinsiyetçilik falan filan, sanayi bu işin şeyi yani merkezi. Dolayısıyla orada en azından konuşulması lazım bu meselenin falan. Yine ya başvurusundan anladığımız kadarıyla işte birisi falan falan derneklerde çalışmış, birisi falan falan kampanyalarda yer aldığını söylüyor. Bu insanların karşılaşmalarını istiyoruz. Böyle bir şey var. Okulu kurgularken mesela isim olarak örnek vereyim. Ya bir Kerem Altıparmağı çağırıyoruz, bir de Metin Karabaşoğlu'nu çağırıyoruz mesela. Yani diyelim ki solcuların, sekülerlerin, insan hakları alanıyla ilgilenen hukukçuların sevdiği birisi, bir de işte İslami camiadan biraz hakkaniyet derdi olan, hak hukuk derdi olan, son dönemde bununla daha çok tanınan bir isim. Şimdi hem bu iki ismi bir çatının altında bir araya getirmek istiyoruz, hem bu iki isme ilgi duyanları bir çatının altına getirmek istiyoruz. Dolayısıyla senin söylediğine dönecek olursam, bizim mesajımızın, yani şey konuşmalarımızın, açıklamalarımızın, kampanya türlerimizin iyi bir değişime ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ya yani en son biz 26 Haziran onunla yani işkenceyle mücadele günü ortak açıklaması yaptık. Saat 12.30'da 26 Haziran Diyarbakır. En az 45 derece. Güneşin altında insan hakları anıtının önünde. 4 sayfa mı 5 sayfa mı basın açıklaması okuduk. Şimdi bunu kimse alıp bu kadar yaygınlaştırmaz. Kimse bu kadar uzun bir döküm okumaz. Artık sizin tarzınızın değişmesi gerekiyor. Doğru, bu kadar dolu şeyi daha nasıl derler, draje bir şekilde, yani böyle sıkıştırılmış bir şekilde ama herkesin de alabileceği bir şekilde nasıl yaygınlaştıracaksınız? Bu bizim derdimiz. Şimdi biz şöyle diyemeyiz ya, halkımız neden bize bakmıyor? Burada çok sevdiğim bir örneğe dönüp bitirmek isterim. Pınar, umarım uzatmıyorumdur. Sırrı Süreyya Önder'in bu Beynel Minel filmi var ya, orada bir sahne var. Kız diyor ki, birini seviyorum, ben ona hep bakıyorum, o da bana bakmıyor gibi bir şey söylüyor. O işte evde hani şarkıcı bir iki tane kadın var. Şey diyor, ya diyor, o sana bakmıyorsa onun baktığı yere gidip oturacaksın. Yani baktığı yer neyse o tarafa gidip oturacaksın. Sürü Süreyya Önder buna bu sahneyi yorumlarken diyor ki, o bir sol eleştirisidir diyor. Solcular halkımız bize bakmıyor diye halktan şikayet ediyorlar. Ama halkın baktığı yerde de değiller diyor. Yani halkın gündemiyle kendi gündemini örtüştüremezsen eğer, senin sözün sadece işte solcular, sadece diyelim ki sivil toplum camiasının içinde kalır. Şimdi uzatıyor muyum? Bir dakikam daha var mı? Kerem, ben de Kerem'e soracağım. Çok güzel bir tecrübe geldi aklıma. Şimdi Diyarbakır'ı bilenler valiliğin önünde "Ne mutlu Türk'üm" diyene diye bir yazı olduğunu eskiden bilirler. Birkaç yıl önce kaldırıldı o. Onunla ilgili biz bir eylem hazırlığı yaptık, mazlum derken. Sabah namazında o genişlikte bir pankart sarkıtacağız oradan. Pankartta Kur'an-ı Kerim'deki Rum suresinin 22. ayetinin Kürtçesi yazıyor. Sizin renklerinizin ve dillerinizin farklılığı Allah'ın ayetlerindendir. Böyle bir dikkat çekeceğiz o yazının kaldırılması için. İşte her şey hazır. Her şeyi hazırladık. Son akşam toplantıda, hani yarın ihtilal var, herkes hazır mı diye toplandık. Bir o güne kadar hani böyle bizim yönetim kurulu değil de ikinci halka dediğimiz, zaman zaman istişare ettiğimiz bir abimiz geldi o gün toplantıya. Biz anlatıyoruz, heyecanlıyız sabah, çünkü kim yapacak bunu? Başkan ve başkan yardımcısı, avukatlar yapacak, işte gözaltına alınma ihtimalleri var falan. Dedi ki, arkadaşlar beni dinliyorsanız böyle yapmayın dedi. Nasıl ya, biz karar almışız, hazırlık yapmışız, beni dinliyorsanız böyle yapmayın, nasıl yapalım? Şimdi dedi ki, bir yandan muhatabımızı da biliyoruz, devlet. Çözüm sürecinde bir milliyetçi bir refleks de çok güçlü. Eğer bunu böyle yaparsanız, bu elbette ki ulusal basında yani gündemleşecek ve bunun kalkacağı varsa da kalkmayabilir. Kirli, eskimiş bir yazı, onu yenisiyle bile değiştirebilirler. Ne yapalım? Kendi talebinizi toplumun talebi haline dönüştürün önce. Eğer olmazsa en son adım bu olsun. Ne demek bu?
Ya mesela vali yeni gelmiş, bir gidin, hoş geldin, kentin şöyle şöyle birkaç sorun var, bunu çözmenizi bekliyoruz deyin, bir dilekçe verin. 15 gün bekleyin, dilekçeye cevap gelmezse stand kuralım Diyarbakır'ın birkaç yerine. Standlarda imza toplayalım, ne mutlu Türk'üm diye ne yazısı indirilsin diye. 500 bin tane imzayla tekrar bir dilekçe verin. Tekrar olmazsa üçüncü adımda bunu yapacaksak yapalım. Böylece Diyarbakır'da en azından 1000 kişinin, 2000 kişinin, 3000 kişinin böyle bir şeyi yapmakta olduğumuzdan haberi olur. Bu talep sadece bir derneğin değil, Diyarbakırlıların talebine dönüşmüş olur. Böylece insanlar sizin arkanızda dururlar. Ama öbür ihtimalde başarılı olma şansınız düşüktür ve talep toplumsallaşmamıştır. Çok mantıklı geldi bize yani. Ve böyle yapalım dedik. O arada bir avukat arkadaş valiliğe dilekçe vermiş. Ben bu yazının kalkmasını istiyorum. Bir ay sonra o yazı bir indi, bir daha da takılmadı. Hani bu kadar hızlı dilekçeye dönüş. Evet, böyle de güzel oldu. Yani bu şu anlamda hani talebi toplumsallaştırmak ama toplumu suçlamadan, yani sorumluluğu kendimizde arayarak talebi toplumsallaştırma yolları aramak çok önemli bence. Yani bu buraya sivil toplum olarak kafa yorulması gerektiğini düşünüyorum, evet. Tarz değiştirilmesi gerekiyor demiştin. Oradan alacağım. Bu sefer İdil'e vereceğim sözü. Şimdi bu mektuplar çok bariz insan hikayeleri ve işte Beste'nin de söylediği gibi aslında bunlar da inanılmaz bir hikaye yatıyor. Peki sence yani bu kreatif tarafın STK'ya yapmaya çalıştığı katkı olarak söyleyeyim. Yani bu bir yansıma ya da bir köklü değişim buluyor mu? Yani mesela bir kere bir kreatifle STK'nın bir araya gelmesi, STK'nın ikinci adımında ya da üçüncü adımında ya biz orada böyle bir şey yaptık, bu çalışıyor, buna da bu bakış açısıyla yaklaşalım gibi bir etki yaratıyor mu? Yani köklü mü bilmiyorum ama gerçekten bir değişiklik yarattığını düşünüyorum. Mesela Hekaton çalışmasından sonra CIST aslında böyle bir proje geliştirdi ve eğer hani umarım ki olur, aslında görselleştirmeye daha fazla önem veren ve elindeki bilgileri daha fazla yaygınlaştırmak için animasyonlar ve hatta Hekaton benzeri bir çalışma içeren bir şeyler düşünüyor. Yani böyle bir proje var. Köklü değişiklikler biraz, yani bunu CIST açısından söyledim, bir de genel fikrimi söyleyeceğim. Türkiye'de bizim aslında önceki oturumla da çok bağlantılı. Sanıyorum ki sivil toplum olarak şu anda en çok yapmaya çalıştığımız şey ani refleksler vermeye çalışmak. Yani bir şey oluyor, şimdi biz bunu izleyeceğiz, bunu raporlayacağız, o sırada başka bir şey oluyor. Hani öyle bir haralı güreli var ki ve gündeme o kadar doğrudan cevap vermeye çalışıyoruz ki, mesela o projeyi yazarken, o projeyi geliştirirken bunu en iyi nasıl yaygınlaştırırım sorusunu sormak çok önemli ama vakit kalmıyor çoğu zaman. Bu tarz karşılaşmalar aslında fikir veriyor ama orada da belki de sizi sadece güncelliyor. Yani siz o sırada o projeyi geliştirip uygularken kreatif arkadaşlar o sırada başka şeyler yapıyor oluyorlar. Ve sizin aranızdaki mesafe yine genişliyor. Aslında bunu daha sürekli bir hale getirebilecek mekanizmalar bulmak bence çok mümkün. Yani örneğin Avrupa Birliği'nin işte uzman sağladığı çeşitli projeler var. İşte Sivil Düşün gibi, Etkiniz gibi. Ya da sizin varlığınız mesela, yani doğrudan insan hakları alanıyla çalışan kurumlar gibi. Çünkü burada konuşuldu. Yani insan hakları alanıyla kreatif alanın birlikte çalışması, arada bir tercüman gibi bir şeye ihtiyaç var sanki. Yani oranın diliyle buranın dilini birbirine telaffuz edebilecek, senin yorumundu. Vallahi ben kendim de düşünmüştüm ama. Bu aslında tam olarak Kerem'in yaptığı iş gibi geliyor bana. Çünkü biz de bunu küçük bir animasyonu deneyimlemiştik CIST'te. Atay Leman da dahil olmuştu orada. Yaptığımız işin görselleştirilmesini bekliyoruz ama mesela görsel geldiğinde oraya söyleyecek illaki bir şeyimiz oluyor. Yani burada mesela mapus üzgün durmasın. Çünkü derdimiz bizim, evet, insanlara duygu hissettirmek ve empati alanı kurmak ama ağlatmak değil. Yani buradaki insanların talebi de bu değil ağırlıklı olarak. Gibi gibi örnekler, çok uzatmayayım. Dolayısıyla bu tercüme yapma ilişkisini, yani hak alanıyla iletişimciler arasındaki süreci sürekli kılacak mekanizmalar, o zaman köklü yani onlar olursa köklü değişiklikler olur diye düşünüyorum. Bak bir şey, ben yine tabii ki çenesi düşük biri olarak tabii ki yine müdahale ediyorum. Ya şimdi meselemiz aslında bu arkadaşlarla biz neden çalışıyoruz, derdimiz ne? Ya
hak temelli çalışan örgütlerle ilgili son 15-20 yılın en temel sorunlarından bir tanesi bizim kronik yapısal bazı sorunlarımız var ve bu sorunların ortaya çıkardığı temel şey de kitle örgüt olma, taban örgüt olma özelliklerimizi ciddi anlamda yitirdik. Yani hemen hemen hepimiz aslında tabanla bağı çok sıkı olmayan, bunu da ihaleli olarak sonunu söylemedim. İhadeden gelen birisi olarak söylüyorum. Yani 28 tane örgütümüz var. Şubemiz kağıt üzerinde 8 bine yakın üyemiz var. Hani öyle bir örgütten doğru konuşuyorum. Bizim bu bağımız kopmuş durumda. Bu arkadaşların bize yapabileceği en büyük katkı şu, bu bağın yeniden tesis edilmesi. Buna direnebiliriz. Yani ben direnebilirim, yönetim direnebilir, direnebiliriz. Ama bence şu kadar muhafazakar bir yerden de konuşmamak lazım. Ya İHA'da buna direniyorsa mutlaka bu ilişkiden başka bir örgüt doğacaktır. Yani o örgütte başka bir iş yapmaya başlayacaktır. Yani bu örgütlerin ilelebet hayatta kalacağı, bu mücadeleyi bu biçimde sürdüreceği diye bir şey yok. Ya kapılar ardında söylediğim bir şey, hani İHA'da konuşurken söylediğim bir şey söyleyeyim. Bu kafayla gidersek kapanırız. Yani kapanırızdan kastım şu, hani bizi kapatırlar falan gibi. Yani işlevsiz hale geldikten sonra artık bu macerayı sürdürmenin çok manası kalmaz. Ve nihayetinde de bir yerde biter bu iş. Ama orada birileri başka birileriyle bir şeyler düşünüp başka bir biçimde konuşmayı akıl edip başka birilerine ulaşmayı becerebiliyorsa onlar da o damardan bir yerlere giderler. Benim yaptığıma benzer bir işi de muhtemelen başka bir yerde başka birisi yapar. İnşallah yapar. Yani yine pek çok yerde söylediğim bir şey burada da tekrar. Ben kendimi artık bu alanda yaşlı hisseden adamlardan bir tanesiydim. Yani pek çoğunuzla sohbet ederken bunu söylemişimdir. Hala daha buraya çıkıyorum bazen, ki çıkmamak konusunda kendime bu işlere başladığımda söz vermiştim. Ama örgütlere de baktığımızda pek çoğunda hani yaş ortalamasının benim genç kaldığım kadar yüksek olduğunu da göreceksiniz. Gerçekten öyle ne yazık ki. Ya sizi bilemem, yani yaşınızı bilmiyorum ama hani ben tanık olduğum şeylerden söz ediyorum. Ya birileri bir yerlerde bir şey yapmaya devam edecektir, onu söylemeye çalışıyorum. İlla ki hani bizi dönüştürmek, bizimle devam etmekten kastım örgütler. Ben ne edebilirsiniz? Öyle. Bu arada tabii topu Metin'e vereceğim, sözü topu Metin'e attım da. Yani ben de 4 yıl Af örgütünde çalıştıktan sonra bu ajansı kurduğum için... Evet, yani revizyonun incelikleri diye küçük bir el kitabı yazasım geliyor bazen çalıştığımız kurumlara. Ya burada bence sorulması gereken soru, gerçekten de STK'ların işi mi bunu yapmak bir taraftan da? Çünkü geri kalan bütün alanlarda, ne bileyim işte buna reklam, sinema vesaire her şeyi koyun. Şimdi pazarlama diyeceğim, kızmayın. İşin pazarlamasını yapmak, yani tüketiciyle ya da işte bu işte ilgilenecek insanla konuyu bir araya getirmek aslında fikri bulan insanın ya da malzemesi olan insanın işi değil. Atıyorum biz işte film yapıldığında bunun sonraki afiş tasarımından o afişin nerelerde sergileneceğine fragman, bunu yönetmen yapmıyor. Yani arada bir köprü oluyor. Şimdi biz burada şeyde hackathon'da da ben ilk onu, yani öyle bir beklentiyle gidiyorsun. Diyorsun ki mesela bir STK'ya, senin hedef kitlen ne, yani asıl derdin kiminle iletişime geçmek? Herkese, yani hani Ülker Çikolatalı Gofret bile herkese hitap etmiyor. Yani nasıl böyle bir konunun herkese hitap etmesini bekleyeceğiz? O yüzden orada bence gerçekten hani arada bir adım gerekiyor sanki. Ve o da böyle kreatif ajans işte. O sözü sana devrediyorum. O kısma geçmeden önce Atay'a bir sorum olacak. Sonrasında herkesle beraber, yani doğrudan size ya da size sormadığım, evet mesela herkesin söz almasını istediğimiz 3 temel sorumuz olacak. Çünkü aramızda yaratıcı alanda olanlar da var, STK'larda çalışanlar da var. Ama önce sana vereceğim sözü. Reklam alanında çalıştığını söyledin. Şimdi bütün bu konuşulanlar, hackathon ve sizin ihaleyle yaptığınız işi de göz önünde bulundurursak, iki taraf birbirinin, yani birbiriyle nasıl konuşurdan ziyade özellikle reklam tarafı sence ne öğrenebilir? Neyi içine katabilir yani bütün bu STK insan hakları alanından? Çok şey katabilir. Deyip bırakıyor. Yani
Yani çünkü reklamlar her zaman bir tüketiciye hitap ettiği için çok şey oluyorlar. Hep endişeli ve böyle belli çizgileri aşmamaya çalışıp herkesi mutlu etmeye çalışıyorlar. Ve işte toplumun tamam oldukları şeyler yapmaya çalışıyorlar. O yüzden de hani bir fikir iddia etmeden, işte ürün önüne geçmesin, biz fikrimizi anlatalım gibi dertle geldiklerinden dolayı hiç çizgiyi geçmeye çalışmıyorlar. Sadece birkaç marka işte kadın hakları için bazen bir şey yapıyor. Bazı moda firmaları, markaları LGBT ile alakalı işler yapıyor ama bu günümüzde giderek azalan da bir şeye dönüştü. Çünkü işte bu cadı avı durumu var, bir korkma durumu var. Hani reklamcıları bırakın, influencer, youtuber, bu yani internette olan insanlar bile bir konuyu alıp hassas bir konuyu normal bir şekilde konuşamadıkları bir durum var. Bu yüzden reklamın öğreneceği çok şey var, yapabileceği çok şey var. Ama maalesef işte tüketici öyle olmadıktan sonra onlar da bir şey yapmıyor, cesaret etmiyor. Ama şöyle bir durum var. Mesela bence STK'ların yapacağı işler reklamlar için aslında yol açacak bir şey olacaktır. Yani onların yapacağı bir STK işi vurucu ve halkın ilgisini çekip merak ettirip bir kullanıcı dönüşü aldığında o zaman ha evet insanlar bu konu hakkında da konuşmak istiyor, biz bunu da kullanırız dediğinde o zaman reklama dahil olabilecek bir durum var. Bu yüzden bence ikisi de birbirinden çok şey öğrenebilir. Mesela STK'ların da öğrenebileceği şey reklam bazında reklamlar şöyle çalışır. Bir kere zaten sen birisine istemediği bir şey satmaya çalışıyorsun. Reklam zor lezzetlenen bir şey aslında. Dikkatini çekiyorsun ve bir ürün satıyorsun. Şampuan, gofret filan gibi. STK'nın yanı insanlara bir fikir satıyorsun ya da bir hak satıyorsun ve bu aslında iyi bir şey oluyor. Yani vermek istediği şey yine bir ürün ama ürünün insanların faydasına olan bir şey. Bunu reklamda yaparken reklamın en kuvvetli kısmı şey çok stilize olması, gördüğün zaman dikkat çekmesi ve de bunu iyi gibi çat. Hayır. Birincisi stilize olması, yani bir göz alıyor, bir dikkat çekiyor, yasaya görüntü, bir şaşırtma ya da bir fikirle ve de size mesajı çok kısa sürede anlatıyor. 40 saniye, 30 saniye, yani siz 20 saniyede bir hikaye kurup birisine bir fikir aktarıyorsunuz, uzatmıyorsunuz, kısaltmıyorsunuz. Bu STK'ların da yapacağı zaman çalışacağını düşündüğüm bir şey, o yüzden de öğrenebileceğini düşünüyorum. Ondan sonra mesela şey... Yani bence ama insanlar da giderek daha duyarlı ve herkes de bu insan hakları konusunda daha haklarını savunmasını istediği bir zamana da geldik. Yani olaylar ne kadar kötüleşse de biraz daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü ihaleyle de çalıştığım süreçte yani toplam 8-10 saatlik röportaj yaptık farklı farklı insanlarla. Mesela birkaç kere duyduğum en enteresan bilgi, hani bize gelen insanlar eskiden çok belli bir kesimde soldu, Kürt'te oydu. Şimdi hani her kesimden insan geliyor çünkü her kesimin hak ihlaline uğruyor ve herkesin ihtiyacı var ve herkes bu derneklerle konuşup merak ediyor benim hakkım nedir, nasıl savunabilirim gibi şeylerden. Yani evet, düşündüğüm aşağı yukarı böyle. Notlarımı bakayım. Tabii ki. Ya ben Ali ile çalıştım, o yönetmendi, ben de onun asistanlık yaptığım bir işte ve gerçekten hani şeyi görüyorum, reklam yönetmenlerinin Türkiye'de iyi bir tarafı var çünkü çok vizyonlar, teknolojiyi biliyorlar, teknik biliyorlar ve iyi anlatıyorlar ama bence sivil toplum alanı reklam dünyasıyla buluştuğundaki sterillik, ortaya çıkan sterillik bana bazen tehlikeli geliyor. Çünkü orada çok klişeler dönüyor ve gerçek bağlamından uzaklaşıyormuş gibi geliyor. Mesela Ali'nin bahsettiği hürriyet reklamını ben aktivist tarafım pek sevmez. Çünkü orada yine öldürülen kadın, yani şiddet gören kadınları dair bir özne vardır. Kimin yaptığı bu şiddeti yine görünmez olur. Edilgenleştirilir yani. Fail yine kaybolur. Nasıl bağlıyorum buna? Bir reklamcıyla bir sivil toplum buluştuğunda ortaya çıkan iş tabanına, o özneye çok dokunmuyor bazen. Böyle bir risk var aslında bence. Bunu sana söylemiyorum da. Bu kolaborasyondan çıkan işteki aktivist tavır, politik doğruculuk bazı çok zeminden kayabiliyor. Çok 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 şık, çok steril, iyi reklamlar oluyor ama gerçekten o özneyinin hassasiyetlerini önemsemeyen bir yere doğru gidiyor gibi bir yerdeyim. Bence haklısın bu konuda. Zaten yani şey olayı benim hoşuma giden bir şey. Bir şey yapalım işte, bir STK fikri alalım. Bu da her filmcinin hoşuna gidiyor. Çok dramatik bir şey yapabilirsin çünkü o kadın konuyu alıp. Kadına şiddet, bilmem ne, insan hakları falan. Ama aslında bence buna gerek yok. Çünkü çekici bir şey değil. Kimse artık yani daha fazla dram görmek de istemiyor. Olayı enteresan yapmak. Aslında evet. Önemlisi izleyen kişi o insanın yerine koyulmak işte. Sizin TV'de yaptığınız şey gibi yani bir insan ha mahkum da insan dedirtebilmek mesela insana. Bizim Pınar'la mesela bu hackathon'da konuştuğumuz bir fikir vardı. Yanlış sen beni düzelt ama sanırım mahkumlar telefon açtı, isimlerini soyadlarını bağırarak söylemek zorunda evet. Bir şey. Tek bir şey. Ha, tamam o zaman bahsedebilir miydi fikirden? Bahsedebilir miyiz?
Yapılıyor mu bilmiyordum. Ben sadece aramızda konuşmuşum. Evet evet. Ya onu şey yani anlatayım mı şey? Şöyle bir fikirdi. Mesela ben cezaevindeyim. Ali'yi arıyorum. Atay'ı arıyorum. Telefonu açtığım zaman işte adımı söylemem gerekiyor. Karşı taraf da yine aynı şekilde ve bunun ne kadar absürt olduğunu anlatmak için bunu gündelik hayata mesela atıyorum. Vapurdan inmişim, telefon açıyorum, adımı bağırıyorum bir anda. Karşı tarafın adını bağırmasını bekliyorum gibi. Yani bu küçük şeylerin aslında gündelik hayatta sadece eksenini ve mekanını kaydırdığınızda ne kadar saçma ve insanlık dışı olduğunu anlatma üzerineydi. Yapacağız mı? Güzel fikir. Aynen. Yani sadece bunu değil, 8-10 parçalık bir paket olarak. Evet. Ya bunu becerebilirsek bir 8-10 parçalık bir paket olarak yapmayı istiyoruz yani gerçekten. Ya hekatonla ilgili hani ekleyebileceğim şey var. Orada sanki hepimiz bir tane iş yapmışız gibi görünüyor ama orada ortaya çıkan pek çok fikir var ve onların gelecekte yapılmayacağına ilişkin bir garanti yok. Her birini gelecekte hayata geçirebiliriz. Ya çünkü her biri güzel fikirlerdi. Evet, şimdi sizi toparlıyorum. Bütün bu konuştuklarımıza sadece bir küçük ek yapıp ondan sonra o üç temel soruya geçeceğim. O da Reha'nın söylediği yerden yine. Af örgütünün en üzerinde ayrıntılı çalıştığı şey cezasızlıktır. Cezasızlık hiçbir şey ifade etmez. Aslında yapanın yanına, yaptığının yanına kar kalmasıdır. Şimdi ama siz bütün kampanyanızı ve bütün iletişiminizi cezasızlığa son diye kurarsanız sizin ulaşacağınız insan sayısı da onunla paralel olacaktır. Dolayısıyla işte o da aslında niye bu iletişim dilinin değişmesi gerektiğinin en büyük örneği. Üç soru şu. Bir tanesi Barış'ın anlattığı bu yeni aktivizm refleksini de göz önünde bulundurursanız insan hakları alanında artık bazı kampanyalar bir STK'ya ihtiyaç duymadan kendiliğinden oluşuyor. İlk soru, sizce STK'lar böyle bir durumda kendilerine nasıl pozisyon almalılar? Yani bu kampanyaları sahiplenmek olabilir, kampanyalara katılmak olabilir. İkincisi ve bence en büyük sorunlardan bir tanesi, her şey dijital dünyada var olurken dijitalde yürütülen kampanyaları yani online'ı offline'a nasıl taşımak gerektiği. Üçüncüsü benim en sevdiğim ve her yerde sormaktan da kendimi alamadığım. İdil az önce çok güzel anlattı. Biz bu kadar bunları yapıyoruz, ediyoruz ama vakit kalmıyor diyor. Bunun yaratıcı kısmını ya da iletişiminin nasıl yapılacağını ki proje yazanlarınız, proje başvurusunda bulunanlarınız da bilir. Bunun dağıtım kısmını genelde proje kalemi olarak yazmayı unutur insanlar. Şimdi bu durumda tek sorun yaptığınız iletişimde kullandığınız kelimeler ya da görsel mi yoksa insan kaynağı mı? STK'ların kapasitesi bir yaratıcı ekibin gelip ondan bir şey yapmak istediğinde içerideki kapasite insan kaynağıyla da ilgili bir şey çünkü. Bu üç soruyla ilgili hem buradakiler hem salonda isteyen herkes söz alabilir. Burada açıyoruz.